Şimdi saygıdeğer hocam, tabii Bektaşilik dediğimiz zaman bizim aklımıza bir tarikat geliyor. Öncelikle tarikat kavramı etrafında belki bir açıklama yapıp daha sonra Bektaşiliğin ne olduğu hususunda bazı değerlendirmeler alabiliriz sizden. Tabii ki efendim. Şimdi Buyurun. bakın. Tarik, malumu haliniz yol demek. Babagen Bektaşileri kendilerine yol denilmesini pek severler. Belki Osmanlı dönemindeki başlarına gelen şeylere bir böyle serzeniş diyeyim artık. Yani bundan dolayı mıdır nedir? Tarik denilmesinden ziyade yol denilmesini isterler kendilerine. Hocam çok özür dilerim. Şimdi ben itibaren Evet, tarik dedik işte tarik yol. İşte bunu seviyorlar Bektaşiler. Şimdi efendim Bektaşiler nedir? Bir defa bir tasavvufi mekteptir eski ismiyle. Şimdi ekol diyorlar ya, ya da okul. Onu da diyebiliriz. Bir tasavvuf okuludur. Ha, peki yan yana oldukları ve yan yana olmadıkları var mıdır? Vardır. Bunu ben işte 19. yüzyılda da bahsettim. Bektaşiliğe dost unsurlar, Bektaşiliğe muhalif unsurlar. Bektaşiliğe dost unsurlar bütün Alevi tarikatlar. Yani silsilesi Hazreti Ali'ye çıkan bütün tariklerle dostlar. İşte bunlar neler? İşte Mevleviler. Onlarla çok iyi ilişki içerisindeler. Halvetiler. Evet. Onlarla da çok iyi ilişki Rufailerle nasıl hocam? içerisindeler. Rufailerle çok iyi ilişki. Hatta Zarkona diyor ki, Zarkone midir, Zarkona mıdır, nasıl okunur bilmiyorum. Her Rifai tacını kaldırırsanız altından Altından Bektaşi Bektaşi tacı çıkar. fahrı Bahri çıkar. çıkar. Doğrudur. Ah, diyor. Ha, Evet. bu kadirilik içinde böyle. İşte Evet. meşhur çoğunuzun çok iyi bildiği şeyin neydi adı? Haydarbaş mı? Kar yağdı baba Ha, kar tekkesi. yağar baba. Kar yağdı baba tekkesinin meşhur şeyhlerinden Yaşar Baba. Evet. Hocam Yaşar. Celbetlilik'te de Haşim Baba var değil mi? Celbeti miydi o? Hem Tabii Celbetiydi hem Haşim Baba. Bektaşiydi galiba Elbette. Haşim Baba. Şimdi Haşim Baba Celveti. Celvetilik de halvetiliğin bir kolu. Şubesi. Evet, Evet. şubesi. Ama maalesef ki Celvetiler o vefat ettiği zaman baba erenleri naaşını tekkeye almıyorlar. Haşim babanın. Evet, bu da bir Anladım. yani şu an baktığımızda bir çiğlik olarak görüyorum ben. Çünkü ben sosyoloğum böyle şeyler. Bunu söylediğim Bektaşiler ya deme böyle filan diyorlar ama ben sosyoloğum bunu söylemek zorundayım. Bir hadise, bir hakikat olarak bu böyle. Haşim Baba çift icazetli bir adam. Önce Celveti babası sonra gidiyor şeydeki Mısır Kasrulayn'daki tekkede Hasan Baba'dan icazet alıyor. Şimdi bir de şöyle var. Ben daha sonra fark ettim bunu. Bir takım icazetler teberrüken veriliyor. Bu şu demek. Mesela gitti diyelim ki Kadiri icazeti zaten var, Kadiri Şeyh. Ve Bektaşi cemlerine de geliyor. Ama Bektaşi cemine malumunuz meydan görmemiş adamı almazlar.
Bunun yolunu büyük ölçüde, bu benim yorumum, ben böyle yorumluyorum. Büyük bir böyle oluyor zannediyorum. Buna bir de Bektaşilik, babalık şeyi veriyorlar, teperrüken meydana alıyorlar. Bunu şöyle çıkarıyorum. Bir el yazması kitap var elimizde. Risale-i Lahutiye. Bu Risale-i Lahutiye ne? Bu Risale-i Lahutiye Yunanistan'daki tekkenin, ne tekkesiydi o? Yunanistan'daki. Ne Ali Baba'ydı. Neyse. Gelir. Demir Baba var herhalde. Yunanistan'da. Yok, hayır, ama, hayır. Ama o Bulgaristan'da Demir Baba. Bulgaristan. Yunanistan'daki meşhur bir tekke canım, bu değil. Seyit Ali Sultan tekkesi. Seyit Ali Sultan dergahında orada bir ceme girişini anlatarak kitaba başlar. Bir kadiri şey. Ama başlarken de şunu yazar. Ben bir rifai şeyhinden aldığım notlarla bunu meydana getirdim. Meydanda kimler vardır anlatır. İşte der ki, ben örnek veriyorum çünkü tam hatırlayamayacağım. Sağ tarafta işte der ki, Çelebileri temsil eden Çelebi var. Çelebi o meydanda. Babagan dedesi de o meydanda. Ve Seyit Ali Sultan'ın soyu da o meydanda. Kenarlarda oturmaktadırlar. İşte bu belge, belki de bu belge çünkü 18. yüzyılın ilk dönemi, belki de şunu da anlatıyor. Babagan Çelebi ayrımının o günde olduğunu ama günümüzdeki kadar şeye çıkmadığını. Derinleşmediğini. Evet, diyelim. Çünkü her ikisi de orada. Çünkü eğer tek olsa bir tanesinin olmaması lazım. Evet. Ve üstelik vurgu yapılarak her ikisinin orada olduğu belirtiliyor. Şeyde böyle bir ondan sonra neler var? Ondan sonra o kitapta gülbenkler var, dualar var, işte Cem'in rükunları var vesaire filan var. Bunlar çok da bilinmedik şeyler değil. Ama bu Risale-i Lahutiye'nin ilk bölümü bize çok önemli bilgiler veriyor. Bir tesadüf sonucunda buldum ben bu kitabı. Ankara Atatürk Kütüphanesi Belediye'nin orada buldum. Daha doğrusu başka bir şey ararken onu buldum. Başka bir şey arıyordum. Herhalde öyle bir şey kaydetmişler. Nasıl kaydettilerse o çıktı. Neyse, onun çok da şeyi yok. Bunun için İstanbul Bektaşiliğinde bilhassa tarikler birbirine geçirgen. Adama bakıyorsun. Mesela adam Bektaşi babası. Ama Halveti icazeti var. Mevlevi icazeti var. Yani bu geçirgenlik çok var. Halveti ama daha önce Bektaşi'den nasip almış. Bu geçirgenlikler var. Onun için ben İstanbul ve Rumeli Bektaşiliği için Aleviliğin bir üst kimlik olduğunu düşünüyorum. Modern manada değil. Modern manada Alevilikten söz edemeyiz. Ama 19. yüzyılda öncesine ait bir Alevi şemsiyesi var hepsinde. Silsilesini Hazreti Ali'ye bağlayan tarikatlar, evet, anlamında kullanıyorsunuz.
Evet, öyle. Sadece bunun tek istisnası Nakşibendilik. Herhalde Tabii Bektaşilerin de Nakşibendilik, ha Nakşibendiliğin de Halidi kolu. evet. Diğer kol değil, diğer kol Ha. Alevi'dir. İki kol var. Doğrudur. Evet, iki kol var, diğer kol Alevi'dir. Yani Horasani kol Alevi'dir. Evet. Ama öbür kol yani Müceddidi Elfisani denilen İmam Rabbani kanalıyla gelen kol zaten Hint kökenlidir. Hindistan'dan geleceğim o da. Evet Evet. gelmiştir ve zaten orada mücadeleler içerisinde aşırı siyasileşmiştir. Geldiğinde öyledir. Siyasetle çok iç içedir. Hala öyledir. Hocam zaten tabii ben siz anlatırken bazı notlar da alıyorum sormak için. Şimdi benim aklımda kaldığı kadarıyla veya okuduklarımızdan aklımda kaldığı kadarıyla 12 tane mesela Alevi tarikat var diyorlar. Bu muhtemelen 12'den biraz daha fazladır. Belki biraz daha Değil mi? azdır da 12 imama hürmeten öyle diyorlar. Ve Bu muhtemelen. de şey, kesretten kinaye derler ya. Evet. Çokluğu temsil eder. Evet, bizim mesela Kızılbaş ocakları da var. Onlar da diyorlar ki 12 tane mürşit ocağı var. Halbuki kime sorsak hepsi mürşit ocağı. Hiç mürşit ocağı Evet. olmayan yok. Ondan Evet. sonra böyle bazı şeyler hani böyle hürmeten 12 hizmet diyor mesela 12'den daha fazla hizmet var cemaatinde falan. Evet, Bunlar birinde bir tanesi yoktur, birinde bir tanesi vardır. Böyle vardır şey. gibi var kardeşim.